Elinizde iki kesir var. 1 bölü 4 ve 5 bölü 6. Bu kesirleri, paydaları eşit ve payları da tam sayı olacak şekilde yeniden yazmak istiyorsunuz. Payda için aşağıdaki sayılardan hangisi ya da hangilerini kullanabilirsiniz? Hmm. 1 bölü 4 ve 5 bölü 6'yı paydaları eşit olacak bir biçimde yeniden yazmamızı istiyorlar. Bu kesirlerin paydaları şu an 4 ve 6. Peki, Sizce ikisinin de paydasını mesela 5 yapabilir miyim? Tabii ki de hayır. Seçeceğimiz paydanın 4 ve 6'nın ortak katlarından biri olması gerekiyor. 4'ün katlarıyla başlayacak olursak, 4 çarpı 1, 4'e, 4 çarpı 2, 8'e ve 4 çarpı 3 de 12'ye eşittir. Ve bu şekilde istediğimiz kadar devam edebiliriz. Ben şimdilik burada durup, seçeceğimiz paydanın neden herhangi bir sayı değil de 4'ün ve 6'nın ortak bir katı olması gerektiği hakkında biraz konuşmak istiyorum. Sorudaki birinci kesir 1 bölü 4'tü. Şimdi ekranda gördüğünüz şekil üzerinde 1 bölü 4'ü göstereceğim. Bu şekil 4 eşit parçaya bölündüğü için 1 bölü 4'ü ya da 4'te 1'i göstermek için bu dilimlerden bir tanesini boyamam gerekir. Aynı kesrin payını 2 yapmak için bu parçayı 2'ye bölmemiz gerekir. Peki artık 2 tane boyalı parçamız ve toplam 1, 2, 3, 4, 5 parça olduğuna göre bu kesri 2 bölü 5 olarak okuyabilir miyiz? Hayır. Çünkü bu parçalar birbirine eşit değiller. Buradaki 4'te 1'lerden birini 2'ye böldüğüm zaman, yine birbirine eşit büyüklükte parçalar elde etmek istiyorsam, diğer dörtte birleri de ikiye bölmem gerekir. Bunu yapınca, elimdeki parça sayısı iki katına çıkar, öyle değil mi? Burada iki parça var. Burada, burada ve burada da. Parçaların birbirinin aynısı olması gerekiyor. Şimdi saydığımızda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane eşit parça var, ve bunlardan iki tanesi boyalı olduğuna göre, yeni kesrimiz 2 bölü 8 oluyor. 8'in 4'ün 2 katı olduğuna ve elimizdeki parça sayısını da 2 katına çıkardığımıza dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet, elimizdeki 4 parçanın hepsini 2'ye böldüğümüzde, hem elimizdeki toplam parça hem de boyalı parçaların sayısı 2 katına çıktığı için, kesrin payını da paydasını da 2 ile çarptık. Bunu, sadece iki değil, dördün tüm katları için yapabiliriz. Deneyelim mi? Yine önce 1 bölü 4'ü boyuyorum. Ve bu sefer, 4 eşit parçadan her birini 3 eşit parçaya bölmek istiyorum. Aynen böyle. Evet, payın 3 olması için bu parçaların birbirine eşit olması lazım. Paydanın ne olacağına henüz karar veremiyorum. Çünkü Şeklin geri kalanındaki parçalar, buradaki parçalarla aynı değiller. Aynı olmaları için, dörtte birleri de üçe bölmem lazım. Hemen yapalım. Bunu yaptığımızda toplam parça sayısı da üç katına çıkmış olacak. Şimdi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parçadan 3'ü boyalı. Kesrin 3 bölü 12 olacağını, Tüm bunları yapmadan da, yani parça sayısını 3 katına çıkardığımızda da söyleyebilirdim. Bunun için payı ve paydayı 3 ile çarptık ve 3 bölü 12 elde ettik. Gördüğünüz gibi 8 ve 12'yi 4'ün katları olduğu için seçebiliyoruz. Bu arada son bir defa 1 bölü 4, 2 bölü 8 ve 3 bölü 12 kesirlerinin hepsinin aynı miktarı gösterdiğini de hatırlatmak istiyorum. Yani 1 bölü 4, 2 bölü 8 ya da 3 bölü 12 dememiz hiç fark etmez. Farklı yazılmış olmalarına rağmen üçü de eşdeğer sayılar ve aynı miktarı ifade ediyorlar. Anlaştık mı? Soruya geri dönecek olursak, buradaki kesirlerin paydaları yani 4 ve 6 için hangi ortak paydayı seçebilirim? Sayıların katlarını kullanmamız gerektiğini bildiğimize göre, şu katları biraz daha yakından incelemeye ne dersiniz? 4 için, az önce de söylediğim gibi, 4 çarpı 1, 4'tür. 4 çarpı 2, 8'dir. 4'te 1'leri 2'ye bölersek, 8'de 2 elde ederiz. 4 çarpı 3 de 12 eder. Yani, 4'te 1'leri 3'e böldüğümüzde de, 12'de 3 elde ederiz. Devam edersek, 4 kere 4, 16, 4 kere 5, 20, 4 kere 6 da 24 eder. Seçenekler arasında en büyük olan sayı 24 olduğu için burada duruyorum. 4'ün daha birçok katı var ama bu soru için daha büyüklerinin hepsini değerlendirmek zorunda değiliz. Aynı şeyi 6 için de yaparsak, 6 çarpı 1, 6'dır. Parça sayısını 2 katına çıkarmak istersek, 6 çarpı 2'den 12'de 2'lere bakmamız gerekir. 6 kere 3, 18, 6 kere 4 de 24 eder. Evet, 6 parçanın her birini 4'e bölersek, toplam 24 parça elde ederiz, öyle değil mi? Seçenekler arasında en büyüğü 24 olduğu için yine burada duruyorum. Şimdi seçeneklere baktığımızda sizce bunlardan hangilerini ortak payda olarak kullanabiliriz? 8 olabilir mi? Yazdıklarımıza bir bakalım. 8 4'ün katıdır. Yani 4'te 1'leri 8'de 2 haline getirebiliriz. Ama 8 6'nın bir katı olmadığı yani 6'da 1'ler, 8'de 1 haline gelemeyeceği için, 8'i ortak payda olarak kullanamayız. Peki ya 12? 12, hem 4'ün hem de 6'nın ortak katıdır. 4'le ilgili durumu zaten şekille göstermiştik. 6'da 1'leri 2'ye bölerseniz de, 12'de 2 elde edeceğiniz için, 12, ortak payda olabilir. 18'e bakalım. 18, 6'nın bir katıdır ama 4'ün katı değildir. Bunun için bu seçeneği de seçemeyiz. 24'e gelince, hem 4 hem de 6'nın katı olduğu için ortak payda olabilir. Zaten hatırlarsanız, katları yazarken her iki sayı içinde son olarak 24'ü yazıp durmuştuk. Sonuç olarak, 1 bölü 4 ve 5 bölü 6 kesirleri için 12 ya da 24'ü ortak payda olarak kullanabileceğimizi bulduk. Belki 12 ve 24'ten başka sayılar da kullanılabilir. Ama bu soruda verilen seçenekler arasında sadece 12 ve 24'ü kullanabiliriz. Bu arada son olarak bunu yapmak zorunda değilsiniz ama ortak payda bulmamız gerektiği zaman ortak katların en küçüğünü seçmenin işlerinizi kolaylaştıracağını eklemek istiyorum. Yani mesela bu örnekte 24 ya da daha büyük diğer ortak paydalara göre 12 ile çalışmak çok daha kolaydır. Çünkü küçük sayılarla işlem yapmak her zaman daha kolay olacaktır. Bir kere daha tekrar edeyim. Bu soruda 1 bölü 4 ve 5 bölü 6 kesirleri için kullanabileceğimiz ortak paydalar 12 ya da 24'tür.